Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Papara Davet Et 45 TL kazan bölümündeyiz. Papara'dan bağış da yapabilirsiniz. Onu da göstereceğim depremzedeler için. Bakın Papara'nın sol üstünde hediye kutusu ve 45 TL yazıyor. 45 TL yazması davet başı 45 TL verdi anlamına gelmiyor. Davet başı 15 lira veriyor. Toplamda 45 lira 3 ayda kazanabiliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda arkadaşı davet et, birlikte kazan diye bir bölüm çıkıyor. Arkadaşı davet et deyince sizin rehberinizdeki kişilere SMS atmak suretiyle veyahut da başka şekillerde buradan açıkladığı gibi davet edebiliyorsunuz. 3 ay boyunca geçerli. Her kart başı 15 TL. Onaylı olması gerekiyor. Toplamda 45 TL kazanacaksınız. Bozdur bozdur harcı bitmez para. O yüzden arkadaşlar bu şekilde burayı söyleyeyim dedim. Burada bağış bölümünü daha önce de sizinle işlemiştik. Bir kez daha işlemekte fayda görüyorum. Çünkü para kazanma deyince bu videoya tıklayıp baktığınıza eminim. Burada bakın arkadaşlar. Şuraya koysalar aslında daha iyi olurdu. Sigorta diyor. Şuraya koysalarmış daha iyi olurmuş ya. Ödemelere geliyoruz arkadaşlar. Ödemelerde bağış var. Ödemelerde bağış var. Bağışa tıklıyorsunuz. AFAD, AHPAP, Arama Kurtarma Derneği, Kızılay, bir sürü bağış var. Burada eğer küsuratı yuvarla derseniz benim gibi küsuratlarını bağış yap diyorsunuz ki bu daha mantıklı. Yani neden daha mantıklı onu söyleyeceğim. Bir kere de 10 lira bağış yaptınız. Bir daha aklınıza gelmeyebilir. Haberler bir ay, 2 ay sonra belki bitecek. Büyük bir deprem yaşadık. Ama bu 1 sene, 2 sene devam edecek. O yüzden burada yuvarla deyip şurada ben mesela 6 nokta köyler vakfını seçtim. Siz burada AFAD'ı seçebilirsiniz. Mesela Kızılay'ı seçtim diyelim ki. Ne diyor? Bu özelliği kullanabilmek için aktif bir Papara kartın bulunması gerekli diyor. Benim var aslında da herhalde bunu seçtiğim için baştan olmuyor. Ya da bunu kaldıracağım ondan sonra herhalde. Dur bakayım. AFAD'ı seçtim. Yeni kart kaydet diyor. Bu karta bu eklenmiş diyor. Kaydedilmiş diyor. Şimdi burada 6 nokta köyler vakfına ben atıyorum sipariş verdim veya bir şey harcadım. 15 kuruş arttı. Yuvarlayıp buraya gönderiyorum. Yani 85 kuruş bağış yapmış oluyorum. Devamlı harcarsam ben bağış yapmış oluyorum. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Buradan da dediğim gibi 45 TL arkadaşı davet et bölümünden kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Dipnot bir tane tavsiyem var. Lütfen belediyelere sesleniyorum. Artık fay hattı üstüne, yani aktif fay hattı üstüne binalara ruhsat vermeyin. Yapım izni vermeyin. Ve İstanbul depremi için hazırlık yapın. İstanbul depremi için bütün hasarlı ve depremde 6 virgül üstüne dayanamayacak binaların hepsini yıkın. Gerekirse İstanbul'un nüfusunu azaltın çünkü maliyeti gene aynı oluyor arkadaşlar. Fark etmiyor. Yani siz hiçbir adım atmıyorsunuz. Ülkecek hem çok üzülüyoruz. Bir sürü can kaybı, iş gücü kaybı. Bir sürü kalifiye eleman gitti. Canımız, ciğerimiz, kalbimiz yandı. Ve kardeşim bunları artık vermeyin. Yapmayın şu binaları. Yıkın. İki kattan fazlasına vermeyin o zaman ya. Allah rızası için diyorum ya. Ya oy derdiniz oy olmasın lütfen ya. Derdiniz oy olmasın kardeşim ya. Yıkın bu bina depreme dayanıklı değil deyin, yıkın. Veya deyin ki burası seni tamam deyin, arsan olabilir orada. Ama deyin şurayı biz devlet olarak sana veriyoruz. Gene aynı maliyet ya. 100 milyar dolardan bahsediliyor. Gene maliyeti gene aynı, böyle canlar gitmez bari ya. Raylı sistemle bina yapın Japonya'daki gibi. Bizim ecdadımız öğretti Japonya'ya. Mimar Sinan'ın yaptığı bütün camilerde raylı sistem var. Selemiye Camisi, Süleymaniye Camisi büyük depremlerde yıkılmamış. Asırlık camiler bunlar arkadaşlar. Mimarsanız da veya bu işin başına devletin daha sonra geleceksiniz de bu videoyu kim izlerse izlesin. Böyle bir şeye müsaade etmeyin arkadaşlar. Normalde siz de devletin başında olabilirsiniz. Derdimiz oy olmasın yani. Ben buraları yıkarsam bir daha bana bu halk oy vermez demesin. Bakın Eskişehir örneğine. Lütfen kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.